Merhaba. Şimdi yeni oyuncularımızdan Dilek Çapacı yanımızda. Bu hatunun gerçekten resimlerine dikkatli bakın. 26 binin flash noktası olacak. Evet, çekimlerde şimdi Hakan'la birlikteyiz. Hakan, nasıl gidiyor çekimler? Çekimler harika gidiyor. Ekip arkadaşlarım çok iyi. Eğlenceli geçiyor. Sence iş nasıl olacak yeni iş? Vallahi bilmiyorum. 26 bin. Umutlarımız çok. İnşallah beklentiye karşılık veririz. Merhaba, yine yanımızda Hakan Metin var. Çekimlerini yaptık. Nasıl geçti çekimler? Abi çok yorucuydu ya. Bayağı yorulduk, uğraştık ama güzel bir şeyler çıkardık. Yeni oyuncumuz Can Arslan. 26 bine yeni katıldı. Çekimler nasıl gidiyor? Biraz yorucuydu ama bence de iyi. İnşallah hayırlısı olur senin için. Merhaba, ama sen dedik. Eski oyuncumuzsun. Evet, eski oyuncumuz. Yeni projede yer alıyorsun. Aynen. Peki çekimler nasıl gitti? Valla eğlendik ya, güzeldi bence. Yani. Sıkıntı var falan. Sıkıntı yoktu işte, bayağı geç saatlere kaldık ama idare geçiyor. Bayağı geç saatlere kaldık hakikaten, çok iyi oldu. Merhabalar, 26.000 çekimleri son sürat devam ediyor. Artık sona yaklaşmış bulunmaktayız. Artık gece son için konuşamıyoruz. Yanımızda Ayşegül Madran var. Ne haber Ayşegül? İyiyim, senden ne haber? Teşekkür ediyorum. Çekimler nasıl gitti? Yorucuydu gayet, biliyorsun. Yeşil falan olduk bir ara. Neyse, yeni dizi hakkında ne düşünüyorsun? Bence süper olacak. Çok mutluyum. Evet, şimdi Elif Dinçer yanımızda. Nasılsın Elif, nasıl gidiyor çekimler? Teşekkür ederim, iyi gidiyor şükür. Eğleniyor musunuz? Eğleniyoruz, güzel. Gayet eğlenceli. Siyah beyaz griden, gride de seni gördük. Burada nasıl ortam? Burada da güzel, yoruluyoruz ama değiyor. Bakalım, her şey güzel şimdi. Kaplan'ın yanındayız. Ersin nasılsın? Nasıl gidiyor çekimler? Teşekkür ederim Cansu'cum. Sen nasılsın? Her şey iyi gidiyor. Teşekkürler, benim için de süper gidiyor. 26 bin nasıl sence? Ortam, eğlence? Ortam düşündüğümden çok iyi. Hani her şey çok tıkırında gidiyor. Çok zevkli. Diziye gelince de çok iyi. Vazgeçemeyeceksiniz. Emin olabilirsiniz. Merhaba. Kamera arkası çekimimiz devam ediyor. Eğlencemiz son sırat devam ediyor. Yanımızda siyah beyaz green'in başrol oyuncusu Tuğçe Erkan var. Merhaba Tuğçe. Merhaba canım. Görüyorsunuz Tuğçe burada köpek gibi yemek yiyor her zaman gibi. Tuğçe'nin gerçek yüzünü burada görmüş olduk. Kahvaltı yapıyorum. Saat 5. Az sonra Tuğçe çık. Siyah beyaz gri diğer başrol oyuncumuz Hakan Metin'le birlikteyiz. Ne haber Hakan? İyidir, senden ne haber Gökhan? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor çekimler? İyi gidiyor ya. Ne desem ki? Çekiyor mu? Evet çekiyor. Az sonra Hakan'ın çekimlerini de görmüş olacaksınız. Biz size bütün gün boyunca sizlerle birlikteyiz. Ama bir şey diyeceğim. Ev çok dağıldı ya. Hakan'ın evi de burası. Çekim burada oluyor. Az sonra size döneceğiz Hakan'ın çekimlerini olacak. Etrafa iyi bakın, dağıttılar. Şimdi yanımızda Zehra Çam var. O da yeni oyuncularımızdan. Çekimlerini az sonra izleyeceksiniz. Zehra Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl geçti çekimler? Benim için çok keyifliydi. İlkokuldaki müsamereden sonra ilk oyunculuk deneyimim. Güzel oldu yani.
siz de beğendiyseniz umarım izleyenler de beğenir. İnşallah. Benim için değişik bir deneyimdi. Şimdi Tuğçe Teker'le birlikteyiz. Yine röportajı ben yapıyorum. Bana düştü bu görev. Tuğçe'cim,
Ben eğlendim çekerken, güzel geçti. Senin için nasıldı? Çok çok keyifliydi zaten. Yani sizinle çalışmak çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Bundan önce ne söyledim ben? Hayır canım. Bunun dışında tabii ki çekim eğlenceli olacak. Allah'ın emri de. Şunu sormak istiyorum. Önceki dizide çok iyi devam ettin. Çok fazla sayıda fanın oldu bildiğim kadarıyla. Öyle öyle. Tevazileye gerek yok. Bu dizide 26 binde yani. Nasıl gidecek sence? Neler öngörüyorsun? Hiç tüyo alabildin mi yönetmenimizden veya senaristlerimizden? Ya bence bu dizi çok çok güzel olacak. Çünkü senaryosu olsun işte, oyuncular olsun çok tarzı güzel. Çok tarzı. Öncekiler çok iyi. Güzel de hani böyle artık bir hamurluktan çıktı. Yani bakıyorum. Senaryoları doğradım atıyoruz. Aynen. Herkes sizden çok şey bekliyor. İnşallah. Biz de bekliyoruz kendimizden. İyi bakalım inşallah diyoruz. Evet merhabalar. Şu anda fotoğrafçımız ve neyimiz oluyorsunuz? Her şeyimiz. Huzeyfe ile birlikteyiz. Çok değerli birisi bizim için. Bugün bayağı bir yorduk. Çok ağır, çok yordu. Çok yordu. Tabii tabii ne demek. Buyurun çıkartın. Siz dursun dediniz ama bence biraz şey duruyor. Yani kiç duruyor. Biraz klişe çıkartmış. Kamerayı alabilir miyiz? Nasıldı bugünkü çekimleri? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Teker teker bir sorayım. Hepsini birlikte sorup yapamayacağım. Bence teker teker sorabilirsiniz. Tamam. Ben biraz yoruldum haliyle. Ama keyifli bir yorgunluk. İlk soru neydi? İlk hangisi? Hepsi aklımda da. Evet gördüğünüz gibi çok da espritel bir fotoğrafçımız var. Estağfurullah. Nasıldı çekimler? Nasıl geçti? Başarılı mıydı? Nasıldı? Ya muhakkak başarılı diyeceğim zaten şu durumda. Hani başarısız diyecek halim yok. Bir. İkincisi arkadaşlarımız inanılmaz keyifli. Şimdi bazılarında zorlandık. Allah var. Ama genel itibariyle hani hep kamera önünde olduğunuz için sen de dahil. Hazır yüzüm buradayken öveyim. Çok başarılı, çok iyiydi. Hani ben söylemeden bir sürü duruş deneyebildiniz. Hem afişimiz için de çok güzel, konseptimiz için de çok güzel şeyler yakaladık. Bu açıdan iyiydi. Çok yorulmadım o bu durumda ama sayıca kalabalık bir kastımız olduğu için haliyle gecenin bu saatine kaldık. Ama güzeldi yani. Peki dizi hakkındaki görüşleriniz neler şu andan? Sadece fotoğrafı, yani ilk yaptığımız bir iş bu. Dizinin yeni işi, yeni dizimiz. Evet, yeni iş. Bir fikriniz var mı? Nasıl olur sizce? Nasıldır? Ben önceki diziler, ya bu ekibin ürettiği önceki diziler de keyifli ve heyecanlıydı, sürükleyiciydi yer yer. Bundan ben daha da çok şey bekliyorum. Haliyle hem artık bir birikmişlik var, yani herkes bir şey öğrendi, çok daha iyi şeyler bekliyorum. Kaldı ki tabii ki senarist çok şey anlatmasa da ufak tiyoları var bana verdiği, hani afişi yapabilirim adına fotoğrafları çekerken. Bu çok sürükleyici geldi bana kesinlikle. Muhakkak izleyen herkes de sonuna kadar takip etme ihtiyacı duyacak. İstek değil ihtiyaç kesinlikle. Ben de muhtemelen sürekli takip edeceğim. Arada da tiyolar alabilirsem bakalım. Bakalım o zaman. Belki sizi de görecek miyiz bizi de? Kamera önüne geçme gibi bir düşünceniz var mı? Ya profesyonel yani olduğum yerde olmayı her zaman tercih etmişimdir. Ama tabii hani sonuç itibariyle yakışıklı, uzun boylu, sarışın, mavi gözlü biri olunca da belki yönetmenimiz isteyebilir beni haliyle. Göbek çıkmıyordu değil mi? Tabii o zaman teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şey yaparım. Gökhan Altıntaş arkadaşımızla birlikteyiz. Çekimlerin nasıl geçti Gökhan arkadaşım? Valla Fatih Huzeyfe Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde çekim çok eğlenceli geçti. Güzeldi. Başka sıkıntılar falan yaşadın mı çekimde? Tabii ki sıkıntılar paylaşılır ama ekrana sunulmaz. Her şey çok harikaydı. Gizli tutuyoruz. Yani. O zaman görüntülerini izleyelim. It's me.
Merhaba Tuğçe Erkan. Merhaba. Çekimler nasıl gidiyor? Güzeldi, zevkliydi. Evet. Çekimlerde sıkıntı yaşadığın bir şey oldu mu? Evet, çok soğuk. Çok soğuk, evet. Tuğçe Erkan'ın görüntüleri izliyoruz. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın, keyifli kalın.